Herkese selamlar arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi ikinci videoyla karşınızdayız. Şimdi Havza'dan bahsettik. Daha sonra Amasya, Erzurum, şimdi diğer kongrelere bakalım. Çıklarda gelebilir, basittir. O yüzden çok detay bir konudur. Kısa bir şekilde bahsedelim. Balıkesir ve Alaşehir'de Hacı Muhittin Bey topluyor. Batı cephesinin kurulmasına sebep oluyor. Bilmem gereken bu. Pozantı Kongresi ise Mustafa Kemal'in katıldığı son kongredir arkadaşlar. Bu üçü benim için karşıma çıkabilir. Diğerleri detaydır. Sivas bizim için önemli. 4-11 Eylül 1919'da Sivas Kongresi toplanıyor. Kongre başkanlığı için bir yarış var. Mustafa Kemal'la Rauf Orbay arasında oluyor. Bu iki kişiye dikkat edelim arkadaşlar. Özellikle Rauf Orbay'a. Manda ve himaye siyasi tartışmalar yaşanmıştır yine Sivas Kongresi'nde. Toplanış amacı ve aldığı kararlar bakımından ulusal bir kongredir. Erzurum nasıldı? Toplanış amacıyla bakımından bölgesel, aldığı kararlardan ulusaldı. Bu aradaki fark. Özellikle farkları sorar. Yani Erzurum'da var, Sivas'ta yok. Sivas'ta olan Erzurum'da olmaz gibi düşünebilirsiniz. Maddelere bakalım. Bir önceki kongre olan Erzurum Kongresi'nin maddeleri genişleterek kabul edilmiştir. İlaveten manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir. Orada ilk kez kabul edilmemişti. Burada kesin olarak reddedilmiş. İlk defa Erzurum Kongresi'nde bahsetmiştik. Tüm cemiyetler tek çatı altında toplanmıştır. Anadolu ve Rumeli MHC adı altında toplanmıştır. Yani Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti altında toplanmıştır. Önemlidir. İrade-i Milliye gazetesi çıkartılmıştır. Halk haberdar olsun, milli mücadele okusun, bilsin diye böyle bir gazete çıkartılıyor arkadaşlar. Daha sonra temsil heyeti yürütme kısmını burada kullanarak Batı cephesi komutanlığına Ali Fuat Cebesoy atanmıştı arkadaşlar. Bu da detaydır. İlk defa yürütme etkisini kullanıyor. Padişah Vahdettin ise damat Ferid'i görevden alarak yerine Ali Rıza Bey'i uygun görüyor. Bu olay temsil heyetin İstanbul hükümetine karşı kazandığı ilk siyasi başarı olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar Sivas Kongresi'nde. Daha sonra Amasya görüşmeleri oluyor. 20-22 Ekim 1919. Havza Genelgesi, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, daha sonra Sivas Kongresi. Şimdi ikinci Amasya olan görüşme, genelge ve görüşme dikkat edilmektedir. Tekrar söylüyorum çünkü aşina olalım, kronolojik olarak da bilirsek iyi olur. Burada Salih Paşa ile İstanbul Hükümeti adına, Mustafa Kemal temsil heyeti adına arasında bir görüşme yaşanıyor. Bu ikisi ön planda. İlk 4 madde kabul edilmedi. Sormazlar. Ama bizim için madde 5 önemli. Şu, ülke genelinde seçimler yapılsın, Osmanlı Mebusan Meclisi de açılsın deniyor. Bu madde kabul ediliyor. Temsil heyetinde varlığını burada ilk Osmanlı hükümeti olan Ali Rıza Paşa hükümeti kabul ediyor. Temsil heyeti biz tanıyoruz, varlığını kabul ediyoruz diye. Daha sonra 27 Aralık 1919'da Mustafa Kemal Ankara'ya geliyor. Mustafa Kemal Ankara'dan sonra İstanbul'a gelecek heyete, hani demişti ya, işte 5. madde seçimler yapılsın, Osmanlı Mebusan Meclisi açılsın diyor. O da bir takım istekleri var. Diyor ki beni meclis başkanı seçin. İkinci olarak da müdafaa hukuk grubu kurun demiştir. Fakat felaha vatan grubu kuruluyor arkadaşlar. Daha sonra 12 Ocak 1920'de Misak-ı Milli, yani Milli Yemin denilen bir olay gerçekleşiyor. Bu Amasya görüşmelerinden sonra, daha sonra az önce ne vardı? 27 Aralık 1919'da Mustafa Kemal Ankara'ya gelmesinden sonra Misak-ı Milli, Milli Yemin, Milli Ant olan içeriğimiz var. Bu bizim için önemli. Mebusan Meclisi vekilleriyle Mustafa Kemal beraber hazırlıyorlar. Milletvekilleriyle Mustafa Kemal
hazırlıyor. Bu Mevusan Meclisi'nde kabul edilen son kanun oluyor arkadaşlar. Maddeleri kara borsa bizim için çok önemli. Kara borsayı unutmayacağız. Kapitülasyonlarla ilgili madde var. Kararının K'si kapitülasyonlar. Kaldırılsın deniyor. Bize çok zarar verdi. Kaldırılacak maddesi. Daha sonra A harfi azınlık hakları. Herkese eşit hak verilsin. Ona buna fazla yok. Herkes aynı hakkı alsın denen bir madde var. Daha sonra R. Referandum. R referandum. Kalkıp bunu parça parça yazmaya gerek yok. Batum, Ardahan, Kars. Yani Bak. Bak'ta halk oylaması yapılsın. Sen mi ben mi? Ermeni mi? Türkler mi? Seçilsin. Batı Trakya'da yine Türklerin yoğun olduğu yerde halk oylaması yapılsın. Türkleri mi seçiyorsunuz? Yoksa Yunanlıları mı? Diyen referanduma gidilsin. Araplar da kardeşim bizi mi seçiyorsunuz? Yoksa başkasını mı seçiyorsunuz? Halk oylaması yapılsın. Referandum bu arkadaşlar. 3 yerde. A. Joker. Boğazlar. Boğazları güvenli yapalım. Gelin güvenli olsun. Dünya ticaretine açılsın. Sen de kazan. Biz de kazanalım düşüncesi. Daha sonra Osmanlı Devleti. Dış borçlar. Eşit bir şekilde paylaşırsın. Ve ödeyelim. O burada yine jokerimiz. Yani Osmanlı'nın borçları eşit bir şekilde paylaşırsın devletlere. Ödeyelim düşüncesi. R joker. S sınırlar. Vatan. R'ye tekrar referandum yazmadım. Yukarıda hepsini belirttiğim için. Sınırlar. Vatan bütündür. Bölünemez. Parçalanamaz. Hani bizim sınırlarımızı net olsun. Kimse girmesin. Maddesi de eklenmiş. A'da yine joker arkadaşlar. Kara borsa çok önemli. Kapitülasyonlar kaldırılsın. Azınlık hakları, herkese eşit haklar. Referandum özellikle Bak, Batı Trakya, Araplar bu üç bölge. Boğazlar, Osmanlı Devleti'nin borçları, sınırlar. Arkadaşlar kara borsayı şifresini bilirsem Misak-ı Milli'nin maddelerini kaçırmam yaparım arkadaşlar. AR joker, azınlık haklarını tekrar 3 yere yazmanın mantığı yok. R'yi de tekrar aynı yere yazmanın bir mantığı yok. Evet, 16 Mart 1920'de İstanbul işgal ediyor. Burada bilmem gereken şu arkadaşlar. İstanbul'un işgalini Mustafa Kemal'e kim haber vermiş? Detaydır ama KPT'de böyle bir soru gelebilir. Manastırlı Hamdi Bey Mustafa Kemal'e işgali haber vermiş. Bunun üzerine Mustafa Kemal İstanbul hükümetiyle haberleşmeyi kesiyor. Geyve, Sakarya'da, Ulukışla, Niğde'de demir yolları tahrip ediliyor. Zaman kazanalım diye. Mustafa Kemal'in sözü artık mücadelem padişahı bu hakaretten kurtarmaya yönelik olacaktır demiştir. Artık mücadelem padişahı bu hakaretten kurtarmaya yönelik olacaktır demiştir. Genelge yazın ayarlıyor. İstanbul işgalinden sonra hani padişahı kurtaralım diyor. Çünkü itiraf devletler artık haddini aştı. İstanbul hükümetiyle haberleşme kesiliyor. Demir yolları tahrip ediliyor. Mustafa Kemal'in bu söylediği söz İstanbul'un işgalinden sonra söylemiştir arkadaşlar. Mustafa Kemal'in söylediği sözler çok önemlidir. Evet. 1. TMM dönemine geçmeyelim. Burada kalalım arkadaşlar. Bir tekrar yapalım kısa bir şekilde. İkinci videomuz. Üçüncü videoya geçeceğiz çünkü. Evet, Sivas Kongresi önemli. Özellikle burada maddeleri, başkanlık yarışı vardı. Daha sonra temsil etkisi kullanması, irade-i milliye gazetesi, çatı altına toplanması da önemlidir. Temsil heyetin kazandığı siyasi başarısı, Amasya görüşmelerinde neler olmuş? Madde 5 nedir? Daha sonra Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelmesi, istekleri ve Misak-ı Milli. Burada Misak-ı Milli'nin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Özellikle maddeleri çok önemli. Yani maddeleri daha çok diğer maddelerle karıştırılabilir. Ona dikkat edelim. İstanbul'un işgalini kim vermiş? Özellikle çok detaydır.
Meclis döneminde kalalım arkadaşlar. Üçüncü videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.